Kombinlerin vazgeçilmezi haline gelen aksesuarlara düşkünseniz bu röportajımız tam da sizlere göre. Aksesuar dünyasında son trendler neler? Bu yaz en çok hangi renkler ve modeller tercih edilecek? Merak edilenleri sizler için sevgili İlk dur gündüz yanıtlıyor. Kaçırmayın. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz İlknur Hanım? Tabii ki. Ben İlknur Gündüz. 1995 yılında İzmir'de doğdum. Burada büyüdüm. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. E, vaktimin çoğunu mecburen çalışarak geçiriyorum, tek başıma çalıştığım için. Onun dışında e, görmediğim yerleri görmeyi, yeni yemekler yemeyi çok seviyorum. E, yeni, minik de bir kedim var, onunla ilgileniyorum. Bu şekilde. Çok güzel. Geçtiğimiz yıllarda da markanızı oluşturdunuz. Tabii bunda aksesuarları olan ilginizin olduğunu söyleyebiliriz, değil mi? Tabii ki e, her zaman çok takı takan biriydim. E, bu işi yaptığımı şaşıran e, kimse olmamıştır beni tanıyan. E, ben sevdiğim şeyi işe dönüştürdüm sadece. Dolayısıyla e, hiç çalışıyor gibi hissetmiyorum bu şekilde kendime. Çok da yoğun çalışıyorsunuz aslında. Tabii ki çok yoğun çalışıyorum. Tek başıma çalışıyorum çünkü e, avantajları olduğu kadar tabii ki dezavantajları ve yorucu kısımları da var. Aynı zamanda e-ticaret üzerinden ilerliyor olmasının da avantaj ve dezavantajları olduğunu düşünüyorum ben. Sizler neler söylemek istersiniz? Tabii ki e, online alışveriş zaten şu anda özellikle pandemi döneminde e, çok e, ivme kazanmış durumda. E, takı için de böyle. Online alışveriş kolay bir şey. Vakti olmayanlar için. Ben kendim de çok online alışveriş yapan biriyim. Vakti olmayanlar için özellikle kapınıza kadar gelmesi harika bir avantaj. İnsanlar dokundukları şeylerle bağ kurdukları için online alışverişte böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilirler. Ama dediğim gibi vakit olarak ve pandemi döneminde çok avantajlı bir şey. Çok güzel. Peki sizler bugüne kadar markanızın büyümesi için neler yaptınız? Bir markanın geliştirilebilmesi için neler yapılmalı? sabır, istikrar ve inanç. Üç temel faktör söyleyebilirim. bir şeye başlarken bir sapaktan dönüyor olabilirsiniz. hayatınızı sil baştan başlıyor olabilirsiniz. çaresizlikten türüyor olabilir. Benim girişimim de böyle oldu. mezun depresyona saplanmıştım. nasıl iş bulacağım, işte ne yapacağım gibi. Sonrasında da bu işe girdim. Yani 80 liram vardı benim bu işe girdiğimde. Ve Motivasyonum aslında yoktu. Çünkü kaybedecek bir şeyim de yoktu. Ee, ama yatırım çok da yapabilirsiniz herhangi bir işe. Önemli olan burada realist yaklaşmak. Ee, tabii ki inanç çok önemli. Ama realist yaklaşıp diskleri e, göz önünde bulundurmak da çok önemli. Sonuçta bir ticaret yapıyorsunuz. Peki İlknur Hanım, başlangıçta hedefleriniz nelerdi? Şimdiki anı ve geçmişi nasıl değerlendirirsiniz sizler? Bir girişime başlarken... E, en önemli şey bence başta ticari kaygı gütmemek. Bir meyve fidanı dikiyorsunuz meyve yemek için. Ama bu işin başında en önemli şey meyve yemek değil. Ağaç çiçek verdiği anda o çiçeği kokladığınız an zaten sizin için her şey orada başlıyor aslında. Daha sonra meyve, kasa kasa meyve yemiş kadar oluyorsunuz. Daha sonra da meyvelerinizi paylaşmak istiyorsunuz. Ama o çarkın döndüğü, para kazanmadığınız, elinizdeki sermayeyi hep döndürdüğünüz o an çok kıymetli. Çünkü sonra zaten ilerliyor. Para kazanmak bir motivasyon kaynağı sağlıyor size. Ama başta o dediğim gibi benim 80 liram vardı ve o 80 lirayı döndürdüğüm dönem benim için çok 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 kıymetli. O bahsettiğiniz anda en önemlisi yılmamak diyebilir miyiz? Kesinlikle sabır. Çünkü çabuk dönüt olan bir iş değil bu. Belli bir süre emek veriyorsunuz, sabrediyorsunuz, istikrarla artık paylaşım yapıyorsunuz, PR çalışması mı yapıyorsunuz, o tamamen sizin tercihinize kalmış. Daha sonrasında iş dönüyor zaten, çark dönmeye başlıyor. Ama o baştaki tırnak tabiri caizse verim almadığınız kısım, para açısından bahsediyorum sadece, en önemli kısım sizin kişisel gelişiminizi de ilerlettiğiniz kısım aslında. Evet. Şu an aslında aksesuar sektörüne yeni yeni girişimler mevcut. Evet. Sizlerin uzun zamandır aslında sektörde olan biri olarak onlara önerileriniz neler olur? Hangi girişimlerde ne şekilde bulunmalılar? Ee, özgünlük çok önemli diye düşünüyorum. Yani biri sizden alışveriş yaptığında ya da biri sizin ürününüzü bir yerde gördüğünde ''Aa bu işte YouTube mesela dediği evet. anda sektörde belli bir üretim zinciri var. Belli de bir e, ürün skalası var aslında. Moda diye tabir ettiğimiz bazen popüler olan ürünler, popüler kültürün ürünleri var. Ama her zaman özgün ürün bulundurmak bence avantaj. Sizden başka bir yerde bulunmayan ya da sizin tasarladığınız ya da sizin bonca dizdiğiniz benim mesela boncuk ürünlerim işte doğal taş ürünlerim biraz daha biraz daha sektörden farklı. Özgünlük çok önemli diye düşünüyorum. Bu şekilde de ön plana çıktığınızı söyleyebiliriz marka olarak. Evet. Peki bu güzel önerilerden sonra ekranları başındaki tüm genç girişimcilere sizin önerileriniz neler olur ikna Hanım? Bunun bir deneme olduğunu unutmamak çok önemli. Başarılı olmak ne kadar olağansa başarısız olmak da çok olağan. Çünkü bilmediğimiz bir şey yapıyoruz. Hiçbirimiz yürümeden koşamayız. Ee, eğer sevdiğiniz şey yapıyorsanız sev, sevginizi dönüştürdüğünüzü düşünüyorsanız bundan kıymetli hiçbir şey yok. Ee, aynaya baktığınızda kendinizi gerçekten iyi hissediyorsanız, bir yerde var olma mücadelesi sürdürüyorsanız, öncelikle kendiniz için çok değerli. Daha önce de bahsettiğim gibi sabır, istikrar ve inançla e, ilerlemeye devam ederseniz, emek verdiğiniz her şey size geri dönecektir. Çünkü emeğin karşılıksız bıraktığı hiçbir şey yok bu hayatta. Söylediklerim bir kişinin bile hayatına dokunabildiyse bana ne mutlu. Şimdiden bir girişimde bulunacaklara gönülden başarılar diliyorum. Ayrıca da sizlere ve Lifestyle ekibine çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Bu hafta genç girişimci konuğumuz İlk Nur Gündüz oldu. Kendisine çalışmalarında başarılar diliyor. Programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.